Ve geldik Refik Korkmaz eğitimlerinin en güzel, en özel modülüne, üçüncü modüle. Arkadaşlar, üçüncü modül eğitimini aldığınızda ruhsal enerji frekansınızın çok 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 yükseldiğini fark ediyorsunuz. Çünkü üçüncü modül böyle bir eğitim. Üçüncü modülde ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz arkadaşlar. Sizin hiç haberiniz yokken ruhlarınızı şifaya vesile olmayı öğretmiş ve o şekilde eğitmiş olacaksınız ve insanlar diyecekler ki, örneğin benden, Zehra Güney ruhu gelsin ve şifama vesile olsun diyecek ve anında, zaman mekan önemli değil, ben o saatte uyuyor olabilirim, eğitimde olabilirim, çalışıyor olabilirim, bulaşıkla ilgileniyor olabilirim, hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ruhum gider, şifanıza vesile olur ve gelir. Ruhsal enerji boyutunuzu yükseltmek gerekiyor. Bunun için bunu nasıl yapacağımızı öğretiyoruz ve o enerji frekansına nasıl kalacağımızı öğretiyoruz arkadaşlar. Refik Korkmaz eğitimlerinde iki büyük şifa merkezi vardır. Bunları öğreniyorsunuz ve burada o büyük şifa çalışmalarını yapmayı öğreniyorsunuz. Nasıl şifa çalışması yaparken ruhunuz, vefat eden büyüklerinizin ruhlarını da nasıl bu alana destek olarak çağırabiliyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız üçüncü boyut, zamanı eklersek dördüncü boyut oluyor arkadaşlar. Bir de beşinci, altıncı boyut var. Peki bizim bu boyutlarla ilgili bilmemiz gerekenler nedir? Bunların farkı nedir? Biz bu boyutlar arasında yolculuklar yapabiliyor muyuz? Biz dedik ki dördüncü boyutta yaşıyoruz. Peki dördüncü boyutta, beşinci boyuttan ya da altıncı boyuttan herhangi bir iz var mı? Biz bunlara rastlayabiliyor muyuz? Ya da bunu üçüncü modülde öğrenir miyiz? Daha sonrasında bilinçli bir şekilde fark edebilmek açısından. Peki günün 24 saatten oluşması Refik Korkmaz eğitimlerinde ne anlama gelir arkadaşlar? Rüyalarımızda nereye gideriz? Rüyalarımızın sırrı nedir? Antik çağda yazılmış iki mitolojik eserden bahsediyor Refik Korkmaz. Homeros'un eserleri, İlyada ve Odiseya destanları. Bu destanlardaki gizli sembolleri keşfetmiş ve şifa öğretisine katmıştır bunları Refik Hoca. Bunlar hangileridir? Bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ve aslında ruhlarımız hangi boyutta ölümsüzdür ve biz o boyuta ne zaman geçebiliriz? Bütün bunları 3. modülde öğreniyorsunuz arkadaşlar. 3. modül eğitimini de kesinlikle edinmenizi isterim. Hepinizin bütün bu eğitimleri büyük bir kolaylıkla